Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum. Bakın arkadaşlar, ekrandaki saplamacı ne diyor? Arkadaşlar, hazır mısınız? Arkadaşlar, hazır mısınız? Arkadaşlar, hazır mısınız? Arkadaşlar, hazır mısınız? Gördünüz, arkadaşlar hazır mısınız diyor saplamanın mucidi Icardi. Neye hazır mısınız diyor arkadaşlar. Bu akşam yani 30 Temmuz akşamı, 30 Temmuz pazar akşamı saat 19.05'te arkadaşlar. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Stadyumunda Yıldızlar Gecesi imza şov var arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Icardi diyor ki arkadaşlar hazır mısınız? Bu akşam 30 Temmuz pazar akşamı saat 19.05'te Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Stadyumunda yapılacak olan Yıldızlar Gecesi imza şovuna hazır mısınız diyor arkadaşlar. Soru bu. Peki devam edelim. İzliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tanıtım da bu. Tanıtım bu. Tanıtımı bir kere izliyoruz. Arkadaşlar imza şov var dedik. Bu akşam 30 Temmuz pazar akşamı saat 19.05'te imza şov sonrası da antrenman var. Güzel eğlence var, coşku var, keyif var, mutluluk var. Ve de arkadaşlar Yıldızlar Topluluğu Galatasaray'ı hep bir arada görme şansı var. Peki bu akşam öncelikle özellikle biz kimi kesin olarak izleyeceğiz? İmza şovda kimler var? İmza şovda hiç şüphesiz arkadaşlar saplamanın mucidi Icardi var. Bakın saplamanın mucidi Icardi var. Benim yaptığım arkadaşlar, benim yaptığım isimlendirmeyle matkap zaha var arkadaşlar. Birisi saplamanın mucidi, diğeri de matkap. Matkap abi, matkap zaha var. Peki devam edelim. Başka kim var abi? Zımbacı, zımbalayıcı bakan bu var arkadaşlar. Yani bu isimleri ben verdim. Tabii ki sizler çok daha farklı, çok daha oturacak, cuk oturacak isimler bulursunuz. Ama ben özellikle Zaha için darbeli matkap tabirini kullanıyorum. Darbeli matkap ona çok yakışacak. Bakan bu ya da hiç şüphesiz ki zımba abi, zımbala. Hadi koçum benim diyecekler. Biri saplayacak, biri zımbalayacak, öbürü de matkaplayacak abi. Darbeli matkap gibi. Peki imza şovda Icardi, Zaha, bakan bu var. Angelino var arkadaşlar. Halil var. Bunlar yeniler. Yeniler derken şimdi Zaha, Angelino, bakan bu, Halil'i yeni olarak kabul edersek bunlar yeni. Icardi saplamanın mucidi geçen sene buradaydı ama ve şöyle diyorduk ya işte günler geçecek, aylar geçecek ve saplamanın mucidi gidecek, bir daha bunu burada görme şansımız yok diyorduk. Böyle bir sıkıntımız vardı, endişemiz vardı ama o endişe, o sıkıntı şimdi başka bir şeye döndü arkadaşlar. Artık Icardi Galatasaray'ın futbolcusu. 3 sene biz Icardi'yi Galatasaray forması altında rahat garanti göreceğiz. Garanti göreceğiz. Allah herhangi bir sıkıntı vermezse inşallah biz Icardi'yi izliyor olacağız. Icardi 30 yaşında. Demek ki 33 yaşına kadar bir iki yıl daha koy, 35. Üst ötesi nereye götürür? Bir İbrahimovic muhabbeti olur mu? 40'lara doğru gider miyiz? Onu bilemem. Ama
Ben arkadaşlar bu Icardi'den her şeyi bekliyorum. Bu Icardi var ya 40 yaşında hala sahalarda olur. Ha bu arada 40 yaşında deyince nasıl olmasın abi ya? Icardi nasıl olmasın? Şu anda suyun karşı tarafında megafon halinin adamı zaten 40 yaşında. Umut haline getirmişler. Var ya şeyle Arap İsmail'in ifadesiyle ceke ceke. Ceke kaç yaşında abi? 40 yaşına merdiven dayanmış adam. Eğer 40 yaşına merdiven dayanmış adam bu kadar umutsa, oralarda top oynuyorsa, adamların böyle alayla valayla göklere çıkardığı bir tipse, aa demek ki biz arkadaşlar ne 3 yılı ya, ne 3 yılı, biz en az 8-10 yıl demek ki Icardi'yi izliyor olacağız. Ha bu arada arkadaşlar şöyle bir tehlike var ama yalnız Icardi ve de diğer arkadaşları ve de oluşturulan bu müthiş takım Avrupa şampiyonluklarına mutlaka gidecek bu süre içerisinde. Bir Avrupa şampiyonluğu gelecek, finaller gelecek, çeyrek finaller, yarı finaller, belki finalleri de göreceğiz. Avrupa'nın ilk 10 dev takımı arasına girecek olan Galatasaray, bunu ben söylemiyorum. Erden Timur her fırsatta söylüyor. Avrupa'nın ilk 10 takımından biri olacağız diyor. 10 kulübünden biri olacağız diyor. Doğru, doğru arkadaşlar. Bakın şöyle bir durum var yalnız. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Her ne kadar bir takım puşlar şu anda Galatasaray'ın transferlerinin olduğu şu heyecanlı coşkulu günlerde bunu konuşma yerine arkadaşlar, bunu konuşma yerine ellerine hesap kitap makinalarını alarak hesap kitap yapıyorlarsa, yok şuna Galatasaray kaç para verdi, buna nasıl verdi, bu parayı nereden buldu, onu niye aldı falan diyorlarsa, eğer o puşlar bunu diyorlarsa, o zaman demek ki Galatasaray'ın arkadaşlar yarınları çok daha garanti. Onlar böyle diyorlar. Bakın 2 yıl içerisinde, çok değil arkadaşlar, 2 yıl içerisinde Galatasaray'ın şu Bankalar Birliği dediğimiz hikayesi var ya, oraya borcu morcu kalmayacak. Bir, Galatasaray'ın tüm borçları bitmiş olacak. İki, Galatasaray öyle dev projeleri şu anda başlattı ve yakında hayata geçirecek ki işte bunların neticesinde Galatasaray Avrupa'nın ilk 10 takımından, 10 kulübünden biri olacağı gibi. Ve şunu gayet net biliyoruz ki Galatasaray'ın kasasında artık 7-800 milyon Real Madrid gibi, Bayern Münih gibi para hazır duracak ve o parayla Galatasaray Avrupa'nın devleriyle yarışır hale gelecek arkadaşlar. İşte bu gerçek, bu gerçek onları korkutuyor. Onlar bitmişler. Artık diyorlar ki Galatasaray koptu gidiyor. Galatasaray bundan sonra UEFA'nın büyük organizasyonlarının, aranan takımlarının başında gelecek. Galatasaray artık içeride çolukla çocukla, bir takım çapulcularla uğraşmayacak arkadaşlar. Uğraşmayacak. Yok benim yıldızım vardı, yok benim bilmem neyim vardı, 59 öncesi Türkiye'de futbol yok muydu, yok gel televizyonda düelle yapalım diye çolukla çocukla, he, bir takım tiplerle çapulcularla uğraşmayacak arkadaşlar. Uğraşmayacak. Galatasaray şu anda konum itibariyle çok farklı bir yerde. Biz konuyu dağıtmayalım. Dönelim tekrar Yıldızlar Gecesi'ndeki 19.05'te yapılacak olan büyük imza şova. Evet dedik, Icardi, Zaha, Angelino ve de Bakambu ve de Halil bu senenin transferleri olarak imza şovda yer alacaklar. Peki geçen sene devre arasında geldiler. Maalesef o deprem felaketi nedeniyle imza şov ya da gelişleri yeteri kadar dillendirilemedi. Kim? Zaniolo ile Kaan Ayhan. Arkadaşlar imza şovda bunlar da yer alacaklar. Ve onların geçen sene tadamadıkları o imza zevkini, keyfini bu sene hiç şüphesiz diğer arkadaşlarıyla beraber en güzel şekilde, en coşkulu şekilde yaşayacaklar. Şimdi arkadaşlar işte benim en çok üzerinde durduğum, belki de çok kişinin şu anda konuştuğu, bakın elimde çok sağlam bilgi yok, kesin bir şey de yok ama kulislerde konuşuluyor, konuşulan bir şey var ya diyorlar. Bu Erden Timur var ya, var, evet Erden Timur var. Bu akşam
bu akşam bu 19.05'te yapılacak imza şova inanılmaz bir sürpriz katar mı? Katar mı? Katar. Katar arkadaşlar, bu belli olmaz. Peki biz buralara kimleri bekliyoruz arkadaşlar? Hiç şüphesiz buraya Parades olabilir, Fred olabilir, Kerem olabilir, Raşitsa olabilir. Belki, belki de başkaları olur. Yani böyle bir durum şu anda mevcut arkadaşlar. Ama kesin değil. Ha, şöyle de denilebilir. Bu akşamki imza şov Icardi, saplamacının, saplamanın mucidi Icardi'nin gecesi ve diğer arkadaşlarının gecesi, o diğerlerinden gelecek olanlarla başka bir gece, başka bir imza şov gecesi düzenleriz de diyebilirler. Ama ben bu akşam özellikle 19.05'teki imza şova eğer bir uçak indirilmişse gizliden, hiç kimsenin haberi olmadan ve orada da Galatasaray'da böyle hani yeri yerinden oynatacak bir yıldız varsa onu da getirmek, o 50 bin seyircinin önüne o coşkuyu atmak geceye ayrı bir renk katacak arkadaşlar. Gecenin manasını, önemini bambaşka bir yere mutlaka taşıyacaktır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Belirtelim ve ne diyor arkadaşlar saplamacı, bakın. En büyük cimbom. Yaşa be! Yaşa be kardeşim. Ulan harbi taşaklı adamsın ha sen. En büyük cimbom. Söyle bir daha. En büyük? En büyük cimbom. Bu kadar arkadaşlar. Baba ne diyor? En büyük cimbom diyor. Helal olsun. En arkadaşlar büyük, bakın cimbom. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Ben rahmetli Metin Oktay'dan bu yana, bunu en daha büyük, önce de cimbom, bu cümleyi kurdum ben arkadaşlar. Rahmetli Metin Oktay'dan bu tarafa doğru. Galatasaray'a pek çok yıldızlar geldi. İz bırakan isimlerini altın harflerle tarihine, Galatasaray tarihine yazdıranlar, onlar bunlar geldi. Haciler, Tafarelliler, Popescu'lar, Drogba'lar, Snyder'ler, Kiyul'lar, Elman derler, aklınıza kim geliyorsa Jardel'ler. Abi geldi de geldi. Herkes geldi. Herkes bir yerden bir şey güzellik bıraktı. Ama bu Icardi'nin abi verdiği katkı hiç bugüne kadar olmadı. Bakın hep derler, rahmetli Metin Oktay geldiğinde Galatasaray eski İnönü Stadı'nın iki direğinin arasındaydı. Metin Oktay geldikten sonra Galatasaray sevgisi çığ gibi büyüdü. O tribünlere sığmaz oldular. Şimdi Icardi'yle arkadaşlar çoluk çocuk her yerde herkes müthiş, kadın erkeği, çoluğu çocuğu, genci, yaşlı, ihtiyarı kim varsa herkes abi ne diyor? Aşkın olayım diyor. Aşkın olayım diyor. İşte bunlar dendikçe, bunlar söylendikçe arkadaşlar ister istemez bizim coşkumuz artıyor. Farklı yönlere doğru gidiyor. İşte buyurun arkadaşlar. Icardi. 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 Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar inanın bana, yok böyle bir Galatasaray sevgisi yok. Böyle bir çığ gibi büyüyen Galatasaray sevgisini hiçbirimiz ne gördük, ne yaşadık, ne duyduk. Ama var arkadaşlar, bunun kahramanı hiç şüphesiz Icardi. İnanılmaz bir frekans tuttu. Her şey uyuştu ve Icardi sevgisi çığ gibi büyüdü. Göreceksiniz. Kısa bir süre sonra arkadaşlar, çok kısa bir süre sonra, birkaç seneye kalmaz, nasıl Galatasaray Avrupa'nın ilk 10 kulübünden, en güçlü ilk 10 takımından biri olacaksa, Avrupa'nın en büyük, belki de dünyanın en büyük taraftar kitlesine sahip kulüplerinden, takımlarından biri durumuna gelecek. İnanın bana gelecek. Bakın bu hayal meyal değil. Hayal meyal değil. Böyle de bir gerçeğimiz var. Bunu hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz, yaşayacağız. Bu güzellikleri de yaşamıştık. Hadi onu bugüne uygulayalım. Megacan, I have an amazing news. Galatasaray have just completed another great signing.
Keep an eye on their social media. Peki channels. Bu akşam için, bu imza şovu için böyle bir güzellik olabilir mi? 19.04 dedikten sonra 19.05'te he? Bir başka yıldız buraya inebilir mi? Büyük bir sürpriz olabilir mi bu gecede? Olabilir arkadaşlar. Olabilir. Yakışır da neden olmasın? Ben şahsen böyle bir sürprizi beklemiyor değilim arkadaşlar. Bekliyorum. Bakalım bunu hep beraber göreceğiz. Bakalım başka ne güzelliklerimiz var. Bunları gösterdik arkadaşlar. Biraz önce dedim. Bunları özellikle gösteriyorum. Yani bir halt oldukları için değil. Ama Icardi gelirken arkadaşlar bakın. Icardi geliyor. Burada uçak geliyor. Görüyorsunuz uçak iniyor. Ve de kaç para? Bunlar hesap kitap yapıyorlar. Burada neyi gösteriyorlar arkadaşlar? Sen burada Icardi'nin gollerini göstersene. Yok. Zalgiris maçını gösterecek. Yani İtibar suikastı yapıyor dalyanaklar. Hesap, şimdi kitap yapıyorlar. Bu ya bana para verir diyor. Peki bu ne demek? Bu da çıkmış yancı. Güya Galatasaray'ı takip ediyormuş demin. Hadi lan derler adama. Hadi. Kar zarar. Size kaldı el alemin karı zararı. Neyse arkadaşlar. Ve Icardi iniyor. Biliyorsunuz uçak geliyor. Burada menajer Gardi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Gardi. Çünkü Galatasaray'a gelen futbolcularda bu Gardi kardeşimizin çok büyük payı var. Üçlü çektiriyor. Üçlü çektiriyor. Ya işte güzellik bu. Bu akşam bu güzellikleri çok daha fazlasını yaşayacağız. Wanda yengemize burada geçmiş olsun dilekleri iletilmişti. İşte Icardi böyle gelmiş, böyle karşılanmıştı. Ve devamı, bu şovun devamı bu akşam 19.05 30 Temmuz pazar akşamı itibariyle arkadaşlar nerede yaşanacak? Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Stadyumunda yaşanacak. Bu arada Icardi'ye Paris Saint Germain Kulübü de bir teşekkür mesajı yayınladı arkadaşlar. Bunlar oluyor tabii, bunlar güzellikler. Bu bir kere daha hatırlatıyoruz son geliş şovunu. Uçaktan inişi işte böyle yaşandı. Mauro Icardi İstanbul'da. Evet. Yüzünden hani derler ya, yüzünden nur akıyor, nur akıyor diye. Harbiden adamın yüzünden nur akıyor. İstanbul'da. Nur akıyor arkadaşlar. İşte bu güzellikler beklendi, şarkılar söylendi diyor. He, saçlar boyandı, hayaliyle yaşandı. Yine yeniden arkadaşlar Icardi Galatasaray'da deniliyor. Bunları yapan arkadaşların da ellerine sağlıklar diyoruz. Ve güzellik burada. Arkadaşlar dilerseniz sohbete noktayı koyalım. Zaten benim vermek istediğim mesaj da buydu. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmaktı. Bu güzellikleri paylaştık. Bu akşam itibariyle 30 Temmuz pazar akşamı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Stadyumunda müthiş bir imza şov var. Bu Yıldızlar Gecesi bizim için gerçekten çok anlamlı olacak, çok güzel olacak. İmza şovun kimler orada olacak, imza şovda kimler olacak şu anda biliyoruz. Ama benim beklentim, benim gibi sizlerin, bizlerin, hepimizin beklentisi. Umuyoruz, diliyoruz ki Erden Timur bir sürpriz daha patlatsın. 1, 2, 3. Ben birinci sırada peki. Birinci sırada yani 4 tane aday var şu anda bence. Parades var, Fred var arkadaşlar, Kerem var, Raşitsa var. Bana göre birinci sırada eğer bir sürpriz olacaksa Kerem olabilir. Kerem çok dillendi çünkü. Kerem'le anlaşma sağlandı, kulübüyle de sağlandı. Raşitsa olabilir. Raşitsa'dan sonra birinci bomba tabii ki Fred olabilir. İkinci bomba hiç şüphesiz o da Parades olabilir. Biz bunları göreceğiz. Oldu oldu, olmadı öyle bir derdimiz yok. Çünkü başka imza şovlar olacak arkadaşlar. Dolayısıyla
Dolayısıyla bu gecenin tadını çıkaracağız, keyfini çıkaracağız. Hani ne dedik hep diyoruz ya, tabelaya bakalım, göbek atalım diye kuşlar, puşlar, hainler, dalga dümenciler bu akşam bir kez daha kahrolacaklar, ağlayacaklar, sızlayacaklar, perişan olacaklar arkadaşlar. Bizi de hiç ilgilendirmiyor. Bu arada anonsunu yapalım. Bundan sonraki sohbetimizin birilerinin tıpası yemedi arkadaşlar. Tıpa yemedi, tıpa. Ne oldu? Birileri diyordu ki biz diyordu yıldızlarla çıkacağız, şöyle sıçacağız, böyle gürleyeceğiz diyordu. Sonradan geri adım attı. Yıldızsız formalarla çıkacağız diyor emmim. Onunla ilgili arkadaşlar sohbetim var. Hemen onu da size şöyle bir göstereyim. Bir bu fragman gibi olsun. Hani bak ne oldu? Yıldızsız çıkacağız. Beş yıldızlı forma artık giyilemeyecek. Yıldızsız oynayacağız. Yıldızsız Fenerbahçe, yıldızsız forma ile sahaya çıkacağız. Ne oldu lan megafon? Hani yıldızla çıkıyordun, ona buna meydan okuyordun, sallayıp duruyordun. Tıpa yemedi mi lan? Tıpa yemedi. Tıpa yıldızlarla çıkmaya tıpa yemedi. Bu sohbeti de arkadaşlar izleyeceksiniz. Bunu da fragman olarak bu güzelliğin içerisine katmış olalım. Hepinize en içten saygılar, selamlar. Bu akşamki Yıldızlar Gecesi'nde imza şovdu arkadaşlar. Keyfimizce doyasıya yaşayalım diyoruz. Hepinize en içten sevgiler, selamlar. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayınız dedikten sonra yeni sohbetlerde, ki bu Megafon Ali'nin tıpasını yemediği sohbette birlikte olacağız. Hoşçakalınız.